Rumeli Mecidiyesi tabyası. Aynı bu tabyanın simetri olan şeyde Anadolu. Anadolu Mecidiye tabyası diye geçer. Bu tabyalar Boğaz'ın konması için yapılmış. Savaşlardan çok daha önce İstanbul'un güvenliği açısından yapılmış yerler. Özellikle burası İstanbul'un giriş kapısı olarak kabul edilmiş ve buraya böyle tabya ve kalelerle İstanbul güvenlik altına alınmış aslında. Yani üzerinde Fatih çok güzel söylemiş. Zaten kapı olarak görsün. Kilit Bayır, denizin kilidi manasında. Yani Kilit Bayır Kalesi. Çok önemli bir konuyu orada aynı zamanda irdelemiş. Yalnız bu tabyada bakın 18 Mart günü Deniz Savaşı başladığı zaman buraya Boğaz'a İngiliz, Fransız donanmalarından yüzlerce savaş gemisi Boğaz'a girmeye başladı. O kadar çok böyle gemi sayısı 400 hemen hemen bulmuştu. Yani öyle ilk girişte 18 kravatör ki dev bir savaş gemisi her birinde 5-600 asker var. 10-12 toplar var. Bunlar böyle buraya yağdırdığı mermilerle şu ilk gün buraya girdikleri zaman 18 Mart günü 32 bin mermi attıklarını söylüyor. Pardon 23 bin mermi attıklarını söylüyor. 23 bin mermi yağdırmışlar. Ve bizim bu tabelarda onları atabildiğimiz 670 tane sadece mermi. Fakat buranın komutanı Boğaz Komutanı Cevat Paşa. Boğaz'a mayınlar döşetmişti. 400 kadar böyle karşılık 10 sıra. Ama onların da 26 tane mayın karaman gemisi var. Onları toplatmışlar tabii. Çok zor durumda. En son kalan 26 mayını artık Boğaz'ın girişinde karanlık limana Musak mayın gemisiyle döşetiyor. İşte o Musak mayın gemisiyle destanı böyle çıkar. Ve o mayınları göremiyorlar. Ama o mayınlar 18 Mart günü işte o dev bir savaş gemileri orasını mezar yapıyor. Oradan geri gidemiyorlar. Sadece o şin geçmiş buraya. Neredeyse geçmek üzere Çanakkale'yi yakalıyor. Burasında attığı mermiler yerle bir etmiş. Buradaki tabyada iki askerim kalmış. İşte o Nideli Ali, arkada resmini gördüm. Evet. Öndeki de Havran, Balıkesir Havranlı, Koca Seyit. Ve Seyit hatta toprak altında kalmıştı da kapıları görünce arkadaşı Ali tarafından kurtarılınca kendini şoklu atıyor. Arkadaşlar nerede diye Ali sorduğu zaman Ali kardeşim onlar hepsi mertebesini buldu. Hepsi şehit oldular. İkimiz kaldık deyince çok üzülüyor şehit. Ama topa bakınca daha çok üzülüyor. Çünkü topun vinç kısmı var üçgen gibi. O vinç gülleleri kaldıran bir işte. Ona da bir vermiş tabii. Orası da parçalanmış. Evet. Ve o da parçalandığı için artık gülleleri kaldıracak bir şey yok. Ama Çanakkale'yi yakıp bitiyor o şey. Diyor ki buradan geçerse bu gemi diyor. Ne Çanakkale kalır, ne İstanbul kalır, ne vatan kalır. Ali gel şunu durduralım. Ali ya demiş biz iki kişi Seyit. 10 kişi olsak 276 gülleyi kaldıramayız. Başka çare yok kardeşim diyor. Böyle bir şey yalvarıyor ki. Bilah havle çekin ya Rabbi. Üç kuvvet sen sahibi sensin. Ne olur diye. Bir saldırı veriyor. 276 kiloluk günde Seyit'in sırtını veriyor. Ve 4-5 basamakta yukarı çıkarıp koyuyor, ateşliyor. Kendi hatıralarında 3. mermide bakın 3 defa kaldırıyor 276 kiloluk mermiyi. Ki bir gün sonra kaldıramıyor bir tanesini bile. Onlar 3. mermiyle Oşin'in düven kısmını vurmuş. Düven 2 tane Oşin atletiyle böyle aşağı doğru gidiyor. Nereye? Sırtını düşer. 26 mayın olduğu yere. Vay bir de o mayına çarpıyor. Bir anda dev gibi savaş gemisi birkaç dakika içinde batınca büyük bir sevinç tabii. Diğer arkasından Goben çarpmış, bakmış ki flak sıvı, ıstıvı diyeyim. Dev gibi savaş gemimiz bir yaralanıyor veyahut da batıyor. Akşam İstanbul'da olmanın hesabını yapıyorlardı. Hatta Anla Komutanı General Dürerek İstanbul'daki Amerikan Büyükelçisi'ne telgraf çekmişti. Akşama saat 5'te beni Topkapı'da çay bekle geliyorum. Ama saat 5.30'da perişan bir vaziyette buradan geri gittiler. İstanbul'a gidiyorum. Allah'ın takdiriyle tabii. İşte o gün 18 Mart günü büyük bir deniz zaferi. Hani her sene kutladığımız Çanakkale zaferini kutlamış oluyoruz. Ama zaferi kutlayacağız. Burada bakın esas sağlayanlardan biriz de bu işte olayın yaşandığı yer burasıdır. Hatta Boğaz Komutanı Cevat Paşa geliyor. Tebrik etmeye şeye Seyit'i. Evladım Seyit diyor, sen bize koca bir zafer kazandın. Söyle ne istersin? Seni mükafatlandırmak istiyorum. Kumandanım biz buraya mükafat için gelmedik. Vatana Allah için hizmet edilir. Karşılık beklenmez. Vatanım sağ olsun deyince evlat kumandan kırılır mı? İşte bakayım deyince kumandan kırılmasın diye madem öyle isteyeyim kumandanım diyor. Bize her gün bir tayin veriyorlar. Ben bir tayında doymuyorum. Bana bir tayın daha versinler yeter deyince. Cevap Paşa gülüyor ve iki emri vermiş. Ondan sonra Seyit'e İki tayin veriliyor. Yemiyor ikinciye. Arkadaşlar bir tayin yediği için götürüyor. Bu adam diyor. Arkadaşlarım bir tayin yer ki şu ikinci tayin benim boğazımdan geçmiyor. Ya onlara bir tayin daha ya şunu geri al diyor. O zaman herkese verdirtiyor. İşte burada bakın bir gün sonra aynı işi gülleyi kaldı da resim çekeceğiz diyorlar. Kaldıramıyor. Bari ikisi boş gülleyi verip o şekilde resim çekiliyor. Çok güzel. Anne.
erkek koca. Seyit Onbaşı'nın 276 kiloluk kısıtladığı merminin şu anda boşu. Kaçta? Yani 150 kilo şu anda burada. İçi boş olmasına rağmen şu anda evet, gördüğünüz gibi deniyoruz. Seyidimiz şu anda gülleyi kaldırmak üzere. Çok yerinden kıpırdatamıyor. Yerinden kıpırdatamıyor. Ki bu boşu 150 kilo. Normalde 276 kilo dolusu. Seyit Onbaşı bunu 3 defa kaldırıyor. 3. de gemiyi dümen kısmından vurarak savaşın seyrini değiştiriyor. Evet, tam buradan gemilere ateş açılıyor. 3. mermide mayınlardan kurtulan düşman gemisinin dümen kısmından vurularak savaşın seyrini değiştiriyor. Dümen kısmından vurulan gemi Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlara doğru dönüyor. Allah'ın hikmetiyle orada paramparça oluyorlar ve Çanakkale 18 Mart zaferinin kazanılması işte böylesine gerçek, böylesine inanılmaz, böylesine mucizelerle gerçekleşiyor. Zaferin kazanılmasında çok önemli bir adım atılıyor. Son iki asker kalıyor. Evet, bunu senden dinleyelim. Bunu biz nasıl öğrendik? Şimdi geriye kalan Nidel Ali ve Balıkesir Havranlı Seyit'tir. Hatta Seyit 1939 yılına kadar yaşamış. 39 yılında vefat Seyit etti. Seyit Onbaşı. Tabii Kurtuluş Savaşı'na da katılmış bir gazimiz. Hatıralarını bazı gazeteciler tabii onun buradaki kahramanlığı bildiği için röportajlar yapmışlar. Bu bilgileri onlardan öğreniyoruz. Gazetelere röportaj tabii, veriyor biz mesela, oradan öğreniyoruz. Tabii 1934 yılında mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde yaptığı bir röportajda bunları burada anlatıyor böyle bu şekilde. Üç defaya gülleyi kaldırdığını filan attığını. Ama çok tevazu içinde yani çok önemli bir şey yapmamış gibi hep anlatır. Hatta kendisine böyle bir miktar para bağlı bağış gibi. Maaş veriyorlar. Verilir ama onu ellemiyor. Kendisi baltası ipiyle hambalık yapıyor, işçilik yapıyor o dağlarda, bayırlarda ama o paraya hiçbir zaman el sürmemiştir. Kızının bundan birkaç sene önce vefat ettiği ifadesi o. Babam diyor o yokluklar içinde bile o parayı kullanmadı, almadı ve bir şey de istememiştir. Bize kendi vefatı da galiba biraz hüzünlü gerçekleşiyor. Tabii hastalandığı halde tedavi verem edecek şeydi yok. Evet, çünkü dağlarda üşütüyor kendisini ağaç keserken falan böyle. Kesiyor, satıyor böyle hayvanıyla götürüyor Edremit'e. Tabii zavallı işte böyle o yokluklar içinde bile hiçbir zaman yani ben verilen şu parayı kullanayım ya da böyle devlete ben böyle büyük bir hizmet ettim gibi bir mükafat, bir vefat beklemeden şey yapmış. Hayatını sonlandırmış yani. Teşekkür ediyoruz Ahmet abi. Burada mesela bu tabiyada Mecidiye tabiyasında 16 şehidimiz yatıyor şu tabiyadaki. Vardan şehidimiz ağaçların içerisinde defnetmişler. Evet, Mecidiye tabiyesi. Gördüğünüz gibi gerçekten de duygulanıyorsunuz, hüzünleniyorsunuz. Gerçekten inanılmaz şeyler yaşanmış burada. Sonra evinize dönüyorsunuz. Etrafınıza bakıyorsunuz ve her şeyi unutuyorsunuz. Yani bu vatanın, bu milletin ne kadar zor kazanıldığını unutuyorsunuz. 3-5 tane çapulcunun, 3-5 tane dengesizin lafıyla ülkede terör estiriyorsunuz. İnsanları birbirine kırdırıyorsunuz. Gerçekten inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Evet. 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 Bizim Gelibolu'da bir tane var rehabilitasyon merkezi. Erkut Bey bunu şey yapıyor. Ben şu anda Gelibolu dışındayım. Öğleden sonra döneceğim. Siz beni akşama doğru ararsanız ben Erkut Bey'e sorayım ihtiyaçları var mı yok mu? Ondan sonra size cevap veririz, tamam mı? Hadi görüşmek üzere, sağ ol. Ha, İsmail'e versene, İsmail'e bir dakika. Öyle bir ruhla savaşmışlar ki bakın, şimdi yine bir gazimiz anlatıyor. Diyor ki, o kadar daraldık ki 3 tane takım vardı. Birinci takım komple şehit oldu. İkinci takım vuruşuyor. Onlar da şehit olursa diyor bizde sıra. İkinci takım vuruşurken diyor yüzbaşımız siperlerdeyiz burada. Diyor ki evlatlarım arkadaşlarınız vuruşmaya devam ediyor. Onlar şehit olunca sıra bize gelecek ama bizim vaktimiz var. Asıl vaktimiz varken hadi içinizde abdestsiz olan varsa abdest alsın deyince
kumandanım suyumuz yok demiş askerler. Biliyorum oğlum, herkes toprağa elini sürerek toprakla teyimmü abdest aldı. Toprakla diyor teyimmü abdest aldı. Sıramızı bekliyoruz. Bekliyoruz şehit olmak için, vuruşmaya gitmek için. Ama yüzbaşı tekrar döndü evlatlarım. Arkadaşlarımız vuruşmaya devam ediyor. Hazır abdestliyken hadi kendi cenaze namazımızı kılalım da öyle şehit olalım. Kabe bu taraftan eğip yüzbaşı ön tarafa geçiyor. Arkadan of Ali Çavuş, her kişi niyetine diyor. Biz burada evlat kendi cenaze namazımızı kılarak bir gül bahçesine girercesine şu vatan toprağına girmek için yarış yaptık. Ruhla buluşmuşlar. Bu bölgede 60 bin şehit yatıyor. En kanlı çatışmaların gerçekleştiği bölge bu bölge. Gerçekten de insanın çok duygulandığı, kelimelerin düğümlendiği bir anı yaşıyoruz. Sembolik olarak şehitlerimize mezarlıklar yapılmış. Şehitlerimiz etrafta yatıyor, çevrede yatıyor cenazeleri ama burada askerlerin isimleri yazılmış. Sembolik olarak bir şehitlik ifşa edilmiş. Biz de şimdi inşallah duamızı okuyacağız. Fatiha'mızı okuyacağız. Şehitlerimizin. Orada çatıştı gidiyor bir. Orada Ruslarla savaş oluyor. Onun için değil mi? Tabii. Dur yolcu bilerek ve şuurla bas bu topraklara. Sebebi o. Aynı yerde o. Birinci Cihan Harbi sırasında Çanakkale cephesinde harp devam ederken devletin her tarafından gelen isimleri tespit edebilen bu şehitlerle beraber ismi ve memleketi meçhul daha binlerce insan. Çanakkale cephesi, Irak cephesi, Makedonya cephesi, Kafkas Şark cephesi, Filistin, Sina cephesi, Romanya cephesi, Suriye cephesi, Arabistan, Hicaz, Yemen cephesi, Galicia cephesi olmak üzere tam 9 cephede birden harp ediyordu. Bu temsili şehitlikteki isimler yalnızca Çanakkale'de bu topraklarda şehit olan ve ismi tespit edilen 60 bin şehide aittir diyor. Bu bunlar da şehir şehir verilen şehit sayıları. Şehitlerin unutma, tarih unutanı affetmez. Geçmiş geçmemiştir. Tarih bugünümüzdür. Bugünümüz ise yarınımızdır. Evet, şehitlik abidesi. Buyurun. Şimdi bakın, bu savaşlarda hayatını kaybeden İngiliz, Fransız, diğer yabancılar buradaki ölen insanlarına mezar ve anıt yapmak için Lozan Anlaşması'na, Lozan'a koşuyorlar ve Lozan'a madde koyduruyorlar. Oranın 126-127. Maddelerine göre burada adamlara 48 hektar yer veriyoruz.
geliyorlar. Sene 1925, 26, 27 yıllarında 36 tane buraya anıt ve mezar yapıyorlar. En son yapılan anıt da 1927 yılında aşağıda Fransız mezarlığı, şimdi göreceğiz orasını. O mezarlığın açılışına bu savaşlarda Fransızların kumandanı General Bülow da şeref misafiri olarak geliyor. Basın mensupları geliyor. Avrupa'nın protokolü burada. Gro açılışta beni bir Türk kanatına götürün diyor ama Türk kanatı değil, bir Mehmetçiğin mezarı bile yok o zamanlar. Ve onlara dönüyor, diyor ki efendiler beni iyi dinleyin diyor. Ben bu savaşlara 8,5 ay, bakın Türklerle savaşırken başımdan öyle bir olay geçti ki 15 yıldan beri onu hatırladıkça gözümden yaş gelir. Türklerle günlerce süren bir Süngü Savaşı yapmıştık. İki taraf da çok yorulmuştu, ateşkes verdik. Bu ateşkes sırasında yaralıları topluyorduk. Baktım diyor, bir ağacın altında bir Mehmetçik, kucağına bir asker almış, sırtındaki gömleğini yırtarak onun yarasını sarıyordu. Hemen bir tercümanlı bir yanına koştum. Çünkü o Türk askerinin kucağındaki asker benim askerimdi diyor. Bir Fransız askeriydi. Tercüman vasıtasıyla sordum, ne yapıyorsun? Kumandan dedi, az önce Süngü Savaşı yapıyorduk. Senin askerin beni yaraladı. Ben de onu yaraladım. Yok etmek üzereydim. O sırada elindeki silahını attı Mehmetçik. Ve diyor ki kumandan, az önce biz bu arkadaş sizin askerinizle Süngü Savaşı yapıyorduk ama sizin askeriniz, onu öldüreceğim sırada elindeki silahını atıp cebinden diyor yaşlı bir kadın resmi çıkarıp bana göstermeye başladı. Onu öpüyor, ellerini havaya kaldırıyordu beni öldürme diye. Anladım ki o resimdeki annesidir ve annesine kavuşmak istiyor. Kumandan, ben bu savaştan sağ dönsem beni karşılayacak bir annem yok. Ben bir yetimim ama onun annesi varmış diyor. Annesine kavuşmak için onun yarasını sarıyorum dediğinde General Bro, gözyaşlarımın donduğu an neydi biliyor musunuz efendiler diyor. Az önce kendisini yok etmek isteyen düşmanın yarasını sarmak için sırtındaki tek gömleğini yırtıp saran o Türk askerinin yarası bizimkinden daha derindi ama kendi yarasına yerden bir avuç çamur alıp koymuştu. Ve birkaç dakika sonra kan kaybından ruhunu teslim ediverdi. Oturuyor hüngür hüngür ağlarken şöyle diyordu Bro, biz onları buraya yok etmeye geldik. Onlar ise bize insanlık dersi verdiler diyordu. Evet, Mehmetçik insanlığıyla savaşı yenmişti ama bir anıtı yoktu. İşte bu ayıbı kapatmak için vatansever insanlar Çanakkale Abidesi yaptırmak üzere bir dernek kurdular. Ve bu dernek kanalıyla 1950'li yıllarda yarışmalar açıldı. Bu gördüğümüz 41 metre 70 santim yüksekliğindeki anıt kazanmıştı. Ve bunu nereye yapalım dediler. Dediler ki geri Çanakkale Boğazı'nın girişindeki Hisar Tepe'yi yaparsak boğaza girip çıkan gemiler bunu gördükçe bu savaşı hatırlarlar, unutmazlar, onları unutmazlar diyerek 1954 yılında burayı temeli atıldı ve 6 yıl sürdü bu anıtın yapılması. 1960'da açıldıktan sonra o arkadaki büyük 4 ayaklı anıt, daha sonra törenlerimiz, bak şimdi oraya gidiyoruz, tören alanları oradadır. Burada 9 cephede, bakın 1. Dünya Savaşı sırasında biz 9 cephede savaşıyoruz. Galicia'da, Yemen'de, Filistin'de, Bağdat'ta, Suriye'de. Bu her direkt bir cepheyi anlatır. Ama ortadaki ışıklı olan da 9. cephe olan burasını, bu Çanakkale cephesini anlatmaktadır ki bu 9 cephe içinde ilk kazandığımız zafer Çanakkale zaferidir, Çanakkale cephesidir. Bu cephe, diğer cephede savaşan askerlere bir moral, bir ışık vermektedir. Onu ifade ediyorum. Teşekkür ederiz. Anıta geçiyoruz. Evet, ha, burada bakın, Osmanlı değil. Osmanlı dışındaki İslam ülkelerinden de buraya koşup gelerek burada şehitler veren illerin isimleri bunlar bakın. Kerbela'dan, Halep'ten, Selanik'ten, değil mi? Kerkük'ten, Bingazi'den, Bağdat'tan, Kırım'dan, Kosova'dan. Evet, şu anda 60 bin şehit verdiğimiz Çanakkale Abidesi'nin anıtının olduğu yere geldik. Şehitlikleri ziyaret ettik, dualarımızı okuduk. Burada gördüğünüz gibi böyle bir şehitlik abidesi var. Heykelleri var. Çanakkale'nin o kahramanlık öyküsünün yazıldığı savaşın burada temsili heykelleri var ve törenlerin yapıldığı, bizim televizyonda izlediğimiz o meşhur Çanakkale anıtı da hemen arkamızda gördüğünüz üzere. Onun hemen önünde de bir kitabe var, gördüğünüz gibi taş kitabe. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. O kitabe içerisinde hadisler var. Şehitlerle ilgili hadisler var. Onlar yer alıyor. Şimdi onları da inceleyeceğiz. Sonrasında Çanakkale gezimizi yavaş yavaş sonlandıracağız. Kitabenin önüne doğru ilerliyoruz. Şehitlik abidesini görüyorsunuz. 42 metre yüksekliği var.
17 metrede bayrağımızın yüksekliği var. Bu gördüğünüz bayrak direğinin yüksekliği var. Bayrak 300 metre dediklerine göre şu anda buradan bakınca çok küçük gözüküyor ama yükseklikten dolayı olsa gerek. Şimdi Kitabe'ye doğru ilerliyoruz. Bakalım Kitabe'de neler yazıyormuş, hep beraber göreceğiz. Şimdi Ahmet abi, ben diyorum ki yani bu anıt tamam güzel ama sanki daha güzel, daha anlamlı bir şey olabilirdi. Yani bu anıtın anlamı nedir? Şimdi o zaman bakın proje yarışması açılıyor 1945'li yıllarda. Ha, projeye de seçiliyor. Tabii projede böyle bir 25-30 tane proje katılmış ama o zamanki heyet bunu beğenmişler. Bunu görkemli daha büyük olması sıfatıyla. Yani bunun bir yüksekliği var onun yüksekliği dışında. Yüksekliği var, bir de aslında bir de Mehmetçik şeyi olması lazım. Bu kaidedir. Temel bunun üzerine bir de Mehmetçik heykelinin silah ve bayrağı olan Mehmetçik heykeli var ya. Evet. Bunu da koymayı düşündüler ama gerçekleşmemiş. Sadece dört ayağı kaydı. Keşke kaydesi, onu koysalarmış. Yani daha anlamlı olacaktı tabii. Sadece kaide kısmı kalmıştır burada. Yani bu orası dört ayak da yurdumuzun doğusundan batısından. Yani kuzeyinden dört bir tarafından gelen insanlar. Gelerek sert bir kaya bakın. Granitten yapılmadır. Sert bir kaya gibi denerek Çanakkale'nin geçilmezliğini ifade ettiğini anlatırken dört kıtadan da insanların buraya geldiği. Kullanılan malzeme granit. Tabii. Asya'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan buraya koşarak gelip burada yattıklarını ifade etmektedir bu anlatıyor. Yüksekliği ne kadar? 41 metre 70 santim yüksekliği. Bayrağımız ne kadar oradaki? 70 metre yüksekliğidir bu direkt. Bayrak da 300 metre kare. 300 metre kare. Evet, teşekkür ederiz Ahmet abi. Çanakkale yolculuğunda bizlere tercümanlık alın. Çok teşekkür ederiz. Evet, Çanakkale gezimizde gördüğünüz gibi Çanakkale Şehitler Anıtı'nı da öğrenmiş olduk. Bakalım. Çanakkale Boğazı'nın Ege'den giriş kısmıdır bakın. Seddülbahir Burnu diyorlar. Orada 4. Mehmet'in yaptığı bir kale var. Evet, şu anda Şehitlik abisinin içindeyiz. 42 metrelik yüksekliği var. Şehitlik abisi granitten yapılma askerlerin sağlamlığını ifade ediyor. 4 ayağı olması, 4 Türkiye'nin 4 bir tarafından insanların geldiği ve burayı savunduğu anlamına geliyor. Ve tabii ki Türk bayrağımızda şehitlerimizin kanını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ithafen yapılmış bir şey bu. Bir yarışma yapılıyor. Yarışma sonrası bu anıtı yapılıyor. Bu anıtı yapılıyor ama ben yine söylüyorum, orada ikinci bir alternatif elinde silahla Çanakkale'yi temsil eden bir heykel var. Onun olmasını daha çok isterdim şayet. O daha mantıklı geliyor bana. Daha güzel geliyor. Ama bu da düşünülmüş ve yapılmış. Saygı duyuyoruz. Ve Çanakkale gezimizi yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Şu anda anıtın içindeyiz. Gördüğünüz gibi şurada görmüş olduğunuz 17 metre yüksekliğindeki bir direk. Bayrağın ölçüleri 300 metrekare. Şu an çok küçük gözüküyor ama 300 metrekare bayrağın gördüğünüz gibi nasıl dalgalandığını bir kez daha burada sizlerle beraber görmüş oluyoruz. Burada duyduğumuz hikayeler gerçekten insanın şaşırtan, içini burkan hikayeler. Bu vatan topraklarının nasıl kazanıldığını bir kez daha anlamış oluyoruz. Ve buradan bu vatanı bölmeye çalışan, ülkeyi karıştırmaya çalışan insanlara sesleniyorum. Burada yaşanılanların sadece %5'ini duysaydınız kendinizden iğrenir ve kendinizi diri diri yapardınız. Diri diri. Evet. Kolsuz kahraman Edincikli Ali Çavuş'un heykelini görüyoruz şu anda. Edincikli Ali Çavuş'un hikayesi şu. Koluna şarapnel parçası geliyor. Kolu kopmak üzere. Komutanın yanına gidiyor. Komutanım kolumu hemen kesin diyor. Komutan bakıyor zaten kolunu bir deri tutuyor sadece. Bıçağı vuruyor, kolunu kesiyor. Edincikli Ali kolu koptuktan hemen sonra ya diyor. Gerçekten çok duygusal bir hikaye. Ya diyor.
kurban olayım sana asker diyor. O diyor komutanım diyor. Bir kol nedir? Ben canımı feda etmeye geldim diyor. Tek koluyla tekrar düşmanın içine doğru taarruza geçiyor. Onun anısına bu heykel yapılıyor. Edincikli Ali Çavuş'a biz de buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Bandırma'da Edincik, Bandırmalı Ali abimiz şehidimize ve diğer şehitlerimize rahmet diliyoruz. Bu kahramanlık öykülerini duydukça da gerçekten gurur duyuyoruz. Evet, gördüğünüz üzere her yer şehit mezarlığı. Allah gani gani rahmet etsin diyoruz. Hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Onlar sayesinde şu an bu topraklarda elimizi kolumuzu sallayarak rahat rahat geziyoruz. Bazılarına ise bu rahat rahat gezmek ağır geliyor olsa gerek ki bu kadar zorluklarla, bu kadar kahramanlık öyküleriyle kazanmış bu devleti saçma sapan fikirlerle bölmeye ve parçalamaya çalışıyorlar. Yazıklar olsun diyoruz. Ne diyelim? Yazıklar olsun. Çanakkale Tanıtım Merkezi'ndeyiz. Seyit Onbaşı'nın kahramanlık öyküsünün yaşandığı o kareyi burada canlandırıyorlar. Bakın burada alsak Evet. Anzak köyüne çıkan düşman askerini karşılayan Türk askerlerini burada görüyoruz. Yine bak orijinal bir şey yapıyor. Volkan abi gezi günlüklerinde şu anda Çanakkale Tanıtım Merkezi'ndeyiz. Gezimiz devam ediyor. Burada gördüğünüz üzere Anzakların Türk köyüne çıkışı ve Türk askerinin onlara karşı duruşu canlandırılıyor. Gerçekten inanılmaz. 30 metre 40 metre lağım kazıp evet. Toprak altından tünel kazıp patlayacağı koyup böyle patlatırlar. O siperdekiler parçalanarak havaya uçardı. Yerin altına. Evet. Onlar kazarken tabii biz de başlamıştık artık o şekilde. Lağım savaşları diyebilirler. Çok enteresan bir savaş. Lağım savaşları. Evet. Yukarıdakiler ve aşağıdakiler gerçekten çok ilginç. Siperin altına düşman askeri kazıyor. Bomba yerleştirip siperi patlatıyor. Bizim askerlerimiz de onların altında. Lağım savaşları da böyle başlamış oluyor. Çanakkale geçilmez destanı. Anafartalar savaşlarında Mustafa Kemal'e çıktım. Bakın yarbaylık, talbaylığa terfi ettikten sonra Anafartalar bölgesinde çekilen orijinal bir isim var burada. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün Anafartalardaki grup komutanlığına getirilince arkadaşlarıyla çekildi. Anafartalara ne komutan olarak getirildi? Anafartalar grup komutanı olarak. Anafartalar grup komutanı olarak. Ve ondan sonra Anafartalar savaşlarını 3,5 ay Mustafa Kemal Atatürk idare ediyor. Anafartalar. Uskarlarda çekilmiş resim bakın o zaman. Bu fotoğrafı da her yerde görüyoruz. Bu fotoğrafta Anafartalarda çekilmiş siper fotoğrafı. Siperlerde çıkan uçlar mermiler var. Bu da mermi kovanları. Boş, dolu. Şunlar Karakedir'le Fransız uçaklarına atılan bir şey ki çok felaket bir şey, parçalayıcı böyle düştüğü zaman. Misket bomba gibi misket bir şey. Bombası. Şimdi göreceksin bak misket bombası şurada görüyor musunuz bak. İçerileri misket dolu böyle şurada. Evet. Misketler dışı erimiş. Bunlar dağıldığı zaman böyle kaldırır gibi geliyor yüzü. O zaman da yani savaş uçağı misket bombasının Çanakkale'de de kullanılmış olduğunu bir kez daha. Bunlar makinalı tüfekte o zaman soğutmalı. Tabi suyla soğutuyorlarmış, makine tüket İngilizlerin. Bak bisiklet burada da var yine bisiklet bombası. Bisikletler gözüküyor. Yine bir makine tüket.
O zaman kullanılan, bakın yine el bombaları içine bile misket doldurmuşlar böyle daha fazla tarih gücü olsun diye. O zaman kullanılan silahlar, tabancalar, el bombaları böyle gördüğünüz gibi elle tutulup da atılabilen tarzı. Evet, 57. alayın farza kalkmadan önce bayram namazı kılıp sonra şehit olmak için farza kalktığını anlatan güzel kabartma bir anıt. Bunlar da yılmaları daha farklı. Sağlık tedavi için böyle bir pamuk ve antibiyot dışında bir şey yapmış. O zaman sağlık kuvvetle gören bir şeyler. Ana farkına tutacağım. Ha, bakın bir de çok enteresan bir şey. Savaş sırasında İstanbul'da bir çocuk yazarlar, şairler. Bunlar dans akımında çıkartma yapan ancak dedikleri kayıklarla kıyıya çıkışını temsil ediyor. Bizim de John Boy tepelerinde onları durdurmaya çalışan arabanın yanında gelerek çıkarıp temizlediğini yapıyorlar. Yani kıyıya çıkmaya çalışan ancaklar. Bu noktayı sakin noktayı. Esas 2 metre, 3 metre derinliğindeymiş o zamanlar yani. Evet, orijinal siper resimleri bunlar. Burada mevcutçimiz. Şeker, mermiler, bakanlar doğmuş. Türkiye okuyor. Arkadaşlarına biraz olsun moral vermeye çalışan bir Mehmetçiği canlandırmışlar. Siper gördüğünüz gibi her yerde. Boş mermi kovanları var. Hemen bu cephenin öteki tarafında da bir İngiliz cephesini görüyoruz. Burada İngiliz askeri mektup okuyor. Onun canlandırmasını yapmışlar. Bu da İngiliz askeri ve İngiliz cepheleri. Her zaman beyni parçalıyor. Yere düşse de bu akıl bir tanesi ayakta olduğu için asker görmeden bastığında çarığı deler, ayak kangren oldu çünkü ok gibi geri çıkartması. Ya bunun orijinal boyutu bu kadar. Tabi orijinal boyutları bunlar. Askerlerin kafasını atıyorlar bunlar. Böyle yukarıdan uçaklarla atılıyor. Kimi? Uçaklarla da atılıyor. Tabii. Kafalarını parçalıyor. Altta yere düştüğü zaman da asker görmeden bastığında ayağa girdi mi bu geçmiş olsun, ayak kesilmek mecburiyetinde. Ha, öyle bir şey bu. Gerçekten de ürkütücü. Çok böyle çıkarken kanlı sırtta yaşanan bir olay. 1960 yılında Anzak Kralı'nda Osmanlı'nda diyor ki iki siperler çok yakındı. Bizim bir yüzbaşımız yaralanıp iki siperin ortasına düştü ama onu kurtarmaya gidemiyorduk. Çünkü yağmur gibi kurşunlar yağıyordu. Başını çıkaran vuruyorlardı. Ama yüzbaşımız o kadar feryat ediyor, acı içindeydi ki onun bağırmasına, feryadına dayanamayan bir Türk askeri mendilini çıkarak sümüş sümücüler, beyaz bayrak yaparak ateşkes çağırdılar. Biz gayri resmi olsa da ateşi kestik diyor. Biz ateşi kesince Türkler de kesti. Yol Mehmetçik silahını attı, yüzbaşımızın yanına gelip onu kucakladı. Bizim siperlerimize kadar getirip bıraktı. Onun bu cesareti karşısında o kadar şaşırdık ki ona bir teşekkür bile edemedi. Ama binlerce onun cesaretini, insanlığının merhametini konuştu diyor Keysi. İşte olayın yaşandığı konu işte.
cepheyi ziyareti. Burada yaralıların tekrar gemilere bindirip İstanbul'a götürdü. Şu İstanbul'da Edirne Kapı şehitliği ne kadar Çanakkale şehri yapıldı? 23.000. Sadece İstanbul'daki Edirne Kapı şehitliği Çanakkale savaşında buraya yaralanıp da orada şehit olanlar. Tapyaları çok gezdirmiş. Şu yüzbaşı ilmi işte koca seyidin tabyasının kumandanı. Şu hatıralarını okudum şöyle diyor. Benim tabyamı da diyor. Ben nasıl kılmıyorum bir tane asker yoktan mı? Şu elini veriyor size. Şu dakikadan itibaren benim tabyamda tüm saatlisi gezdim. Ben asla böyle yokken diyor. Yoktuklar oldu. Yoktan oldu. Şey yani bak orada şeyler var ya. Sistemde. Tabii. Şurada yemeklerin pişirişi bakın kavanoz. Karavanlarda pişirmiş. Herkes bekliyor. Karavanı doldurup girecek. Havan topu yapmışlar bakın. Uçakları düşürmek için o zaman. Enteresan tabii. Topu onu nasıl denk getirecekler? Ya işte ne yapsın? Dokuz misafirler yapıyor adamcağız. Adamdan 5 tane uçak var. 90 tane uçak var. Arı kovalı üzerinde gözüküyor. Uçak hareket halinde. Nasıl denk getirdin? Bütün askerleri orduya asker toplamak için kullandıkları bunlar ilginç, değişik afişler. Bu afişlerle orduya asker topluyorlardı. Askerlerin botta ve bizimkiler çarık tabi parçalanıyor. Mezarları gezerlermiş böyle gavurların şeyler mi diyor. Böyle bulduk mu diye yapalım. Hemen çıkardık çarıkları biliyorduk. Atları, topları bakıyor. Kaynıyor. Manzaklar bayağı silah konusunda zengin. Ya İngiliz işte devamlı baksana her şey. Hayvan, katı, böyle top. Bu savaşa katılan yabancı gemiler bunlar hepsi. İngiliz, Fransız gemileri. Var. Gibisin mayınları bir almış bak bir gidişi. Siperden çıkmadan ateş etmek için yapılmış oldukça ince ama bir o kadar da faydalı bir icat. Siperden çıkmadan aynı yardımıyla görüp düşmana ateş ediyorlar. Düşman dediğinde biz tabi oluyoruz. Bunlar yine askeri ilanlar. Bu da bir Fransız askeri. Yine burada bir İngiliz askeri var. Bizimkiler ayaklarında çarıklarla savaşırken onlar ayaklarında botlar, hatta kollarında saatlerle çok rahat ve mix içinde savaşmışlar ama iman gücüyle, vatan aşkıyla biz bu savaşını süngülerle savunmuşuz, çarıklarla savunmuşuz ve Çanakkale'yi geçirmez kılmışız. Altında doğdum, senin dibinde öleceğim.
Evet, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. İyi ki de açılmış, iyi ki de yapılmış. İçeriği gezdik. Gerçekten olağanüstü, gerçekten çok güzel. Çanakkale gezimizi burada sonlandırıyoruz. Şimdi Gelibolu'ya doğru yola çıkacağız. Allah nasip ederse orada yemek yedikten sonra da Tekirdağ'a doğru inşallah aile ziyaretlerine başlıyoruz. Volkan abi gezi günlüklerine burada. Çanakkale gezimizde son veriyoruz. Gelibolu'da görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın diyoruz. Hadi bakalım. Abinin bahsettiği Kilitbahir Kalesi'ndeyiz. Fatih Sultan Mehmet Han yaptırdı bu kaleyi. Ve kalenin imar planına göre tepeden bakıldığı zaman her kule bir harfi simgeliyor ve Allah yazısı ortaya çıkıyor. Biz şimdi şu anda tabii yerde olduğumuz için bunu göremiyoruz ama abi bize çok güzel bir şekilde rehberimiz anlattı. Yukarıdan bakıldığında bu kalelerin her birisinin planında Allah yazısının ortaya çıktığını söyledi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın da bu kaleyi buraya yaptırarak, Kilitbahir Kalesi'ni yaptırarak buraya denizin kilidi, yani denizi Allah adıyla kilitledik anlamında yapısını burada gerçekleştirmiş. Burada rahmetli anıyoruz Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir kez daha üstün zekasını ve pratik zekasını bu güzel alanda Çanakkale'de burada görüyoruz. İşte Kilitbahir Kalesi. Evet, Volkan abi gezi günlüklerinde şu anda Mecidiye Tabyası'na geldik. Tabya üstünden bakıldığında dağ gibi gözüken ama aslında gizli sığınakların oldu. Her sığınakta da topların yer aldı. Gizli saldırı yeri olarak geçiyor tabya. Burası Mecidiye Tabyası. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyoruz. Birazdan o meşhur topu Seyit Onbaşı'nın 290 kiloluk mermiyi taşıyarak topun ağzına verdiği ve savaşın yönünü değiştirdiği yere doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz üzere rehberler şu anda Mecidiye Tabyası'nda farklı yerlerde gruplarına olayların işleyişini duygusal bir şekilde anlatıyorlar. Biz de şu anda o meşhur topun yanına doğru ilerliyoruz. Seyit Onbaşı'nın mermiyi taşıdığı ve savaşın yönünü değiştirdiği o topun yanına gideceğiz. İnşallah orada da Seyit Onbaşı'ya bir dua okuyacağız. Hadi bakalım. Şu anda o meşhur ağanın ve meşhur topun yanına geldik. Gördüğünüz üzere Seyit Onbaşı'nın temsili, heykeli, elinde taşıdığı mermi var. İşte bu top savaşın seyrini değiştirmiş. Mermiyi buradan taşıyarak topa kadar taşımış ve sonrasında da savaşın yönünü değiştirmiş. Adamlar özellikle
gezimiz devam ediyor. Dün Çanakkale merkezi dolaştık. Bugün şu anda feribota bindik. Çanakkale'den Necabat'a geçeceğiz. Orada şehitlikleri ziyaret edeceğiz. İnşallah onlara bir dua okuyacağız. O manevi duyguları bir kez daha yaşayacağız. Hem gurur duyacağız, hem onlar için dualar edeceğiz. Şimdi şehitliğe doğru ilerliyoruz. Şu anda araba vapurundayız. Araba vapuru dolacak. Araba vapuru dolduktan sonra inşallah şehitlerimizi ziyaret edeceğiz ve onlara birer dua okuyacağız. Allah kabul etsin inşallah, zaten mekanları cennet, bunu herkes biliyor. Bu vatan için canını veren o ordu mensuplarına, Çanakkale halkına, Çanakkale'yi geçilmez kılan insanları bir kez daha ziyaret etme şansını bulacağız. Daha önce de ben gelmiştim ama bana göre 2 senede bir, 3 senede bir mutlaka ziyaret edilmesi gereken çok önemli bir yer. Yavaş yavaş yolculuğumuz başlıyor bakalım. Yaklaşık 20 dakika sürecek feribottan sonra şehitliğe varmış olacağız. Orada bir abimiz var, bize rehberlik edecek inşallah. Olayın tarihi boyutunu anlatacak. Onunla beraber şehitliği dolaşacağız. Ondan sonrasında Tekirdağ'a doğru yol alacağız. Hadi bakalım. Evet, şu anda vapurumuz hareket etti. 20 dakika sonra arabamız aşağıda, biz yukarıdayız. Karşıya, Ecevat'a geçmiş olacağız. Ondan sonra şehitlik turumuz başlayacak. Çanakkale'ye şöyle son bir kez daha bakalım. Evet, kıyıdan oldukça uzaktayız. Yavaş yavaş da karşı kıyıya doğru, Ecevat'a doğru ilerliyoruz. 20 dakika sonra inşallah Ecevat'a varmış olacağız. Orada da şehitlikleri ziyaret edeceğiz. Volkan abi gezi günlüklerinde şu anda deniz üstleri müzesindeyiz. Gerçekten de çok ilginç şeyler görüyoruz. Şu an arkamda gördüğünüz torpil atar. Geminin içindeki mekanizma üçlü. Önde de yine torpilleri görüyorsunuz yanda. Gördüğünüz üzere bakın, bunlar da torpiller. İnanılmaz gerçekten. Hem duygulanıyorsunuz, hem gurur duyuyorsunuz. Değişik bir olay. Torpiller, toplar, savaşta kullanılan, bunlarla Çanakkale geçilememiş. Sonuna kadar savunulmuş. Çanakkale gezimizde şimdi çok ilginç bir yapıya doğru ilerliyoruz. Açıkçası buradan baktık, kocaman. Ne olduğunu anlayamadık. Ben buranın deniz üssü müzesi olduğunu düşünerek onun bir uçak olmadığına karar verdim. Ama uçak kadar büyük. Gökhan'cığım, sence nedir bu acaba? Gidiyoruz oraya doğru ama. Vallahi ben, denizaltının bence parçalanmış bir hali. Yani denizaltının parçalanmış hali dedi. Mantıklı, çünkü burası deniz üssleri müzesi. Gördüğünüz üzere her şey gemilerde kullanılan savaş malzemeleri. Kancalar, çapalar, top atarlar, torpil atarlar ve daha neler neler. Özellikle Nusret Mayım'ın gemisini gördük az önce orada. Nusret Mayım gemisinin de o kadar büyük olmadığını ama içindeki insanların yüreğinin kocaman olduğunu bir kez daha burada canlı olarak görmüş olduk. Geliyoruz şu an buraya doğru. Burada yine bir top atarı görüyorsunuz. İşte bahsettiğimiz yapı bu. Bakıyoruz ne olduğu konusunda. Yani bana göre uçak diye düşünüyorum. Ben bunun bir uçak olduğunu düşünüyorum. Siz de... Ben de denizaltı da olabilir ama tabii burası deniz üstleri müzesi olduğuna göre uçak olma ihtimali yok. Evet, doğru, mantıklı bana göre de. Şu an denizaltı olarak seçimimi değiştiriyorum. Parçalanmış denizaltının içi gördüğünüz gibi kocaman. Daha ön tarafı hala yok. Yani nerede olduğu bilinmiyor. Büyük ihtimal sular altındadır. Çanakkale gezimiz, deniz üstleri müzemizde büyük bir gururla, biraz da hüzünle devam ediyor. Gerçekten de o zamanın teknolojisiyle, belki de Avrupa bunlardan çok çok ileriydi tabii ki. Biz bu teknolojiyle, onların o üstün teknolojilerine yüreklerimizle karşı koymuşuz ve Çanakkale geçilmez diyerek bu zaferi kazanarak şu an burada gördüğünüz gibi biz onların torunları olarak elimizi kolumuzu sallayarak rahat rahat dolaşıyoruz. Allah hepsine gani gani rahmet etsin diyoruz. Onlara ve bütün şehitlerimize
İnşallah Cenab-ı Rabbül Alemin şehitlik mertebesinde onlara ve onların yakınlarına bu güzel duyguları, bu manevi duyguları yaşama imkanı verir. Onların yakınlarını da bu cesaretleri ve bu gururlarından dolayı inşallah şefaat eder diyoruz. Ve yavaş yavaş Truva atına doğru ilerliyoruz. Hadi bakalım Truva atına gideceğiz. O meşhur Truva atı. At konusunda neler söyleyeceksiniz? Truva atı konusunda neler söyleyeceksiniz? Birazdan Truva atına gideceğiz. Truva atının hikayesini bilmeyen yoktur herhalde. Paris'e aşık ol. Ondan sonra Paris'i kaçırmış. Prens kaçırmış. Paris'i kaçırmış. Helena kaçırmış. Paris çocuk tabii erkek. Melenos, Kral Melenos da karısını geri alabilmek için Truva diye bir at yapıyor. Paris'in atı... kaçırdığı Helena evliymiş yani. Evet. Tabii. Melenos'un karısı onu alabilmek için böyle bir at yapıyor. Atın içine askerleri koyuyor ve kralın sarayın önüne bırakıyor. Onlar da sarayın içine alınca atı içinden gece çıkıyorlar evet. Ve hepsini öldürerek yani Helena'yı geri alıyor. Biz Truva yapıyor mu Truva? Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Bunlarda da Truva'nın oyunu sonra çıkar oyunu. Biz bunu Brad Pitt'ten izlemiştik. Çok da beğenmiştik ama gerçeği orada anlatıldığı gibi değilmiş. Şimdi birazdan atı da göreceğiz bakalım. At ne kadar büyük, nedir ne değil. Onun hakkında da fikir sahibi olacağız. Az sonra görüşmek üzere. Volkan abi gezi günlükleri devam ediyor. Volkan abi gezi günlükleri devam ediyor şu anda. Müzeden çıktık ve meydanda gördüğünüz üzere duyarlı Çanakkale'li vatandaşlar şehitler ölmez, vatan bölünmez adında sloganlar atıyorlar. Bunun nedeni ülkemizin yaşadığı tatsız terör olayları, siyasi gerginlik ve bunun sonrasında her gün verdiğimiz şehitler. Gerçekten de çok anlamlı, çok güzel bir protesto. Meydandan buraya kadar yürüdüler. Öncelikle meydanda bir konuşma gerçekleşti. Bu konuşma dostluk, beraberlik adına yapılan bir konuşmaydı. Sonrasında meydanda bir yürüyüş gerçekleşti. Ve şu anda da sahile kadar geldiler. Burası da son nokta. Şu anda da İstiklal Marşı ile devam ediyorlar. Yıldızdır parlaya çok övendir, o benim milletimdir ancak. Çatma kurban olayım, çehreni ey nazıyla. Kahraman ırkıma bir günde müşeddet bu celalsen olmaz öyküler. Kanlarımız sonra helal hakkıdır. Hakkata milletin istiklal. Tekrar meydana doğru yol alıyor gençler, duyarlı gençlik. Vatanımıza, milletimize sahip çıkıyorlar gerçekten de. Bunu gerçekleştiren derneklere çok teşekkür ediyoruz. Bravo. Ülkemizde yaşanan terör eylemlerini protesto amacıyla gerçekleştirdikleri bu güzel eylem Ezan-ı Hidaye ile birlikte sona erdi. Ciddi anlamda çok iyi denk geldi. Şehitlerimizi biz de buradan anıyoruz. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Şu anda yavaş yavaş alana doğru ilerliyorlar. Hadi bakalım.